Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz Kalbinize gidecek. Takıntı, takıntı rakibine çıkacak. Bir de diyaletik yaparız inşallah. Esbab ve tabiat yani sebep sonuç ilişkisi beraber olması. Bizde iktiran Felsefede diyalet diyaletik, diyaletik ile bitiyor. Sakıntı düşünce yoğunluğundan ve yönene yönetememekten takıntı olur. Düşünce yoğunluğundan ve düşüncelerini yönetememekten kaynaklanıyor. Düşünce yoğunluğundan onları tasnif edememekten kaynaklanıyor. Bütünselliği ee, altında eziliyor. Bir şey tutunuyor. Hayatta değer yargılarını sıraya koyamamış. Yani ehemle mühimi, lazımla elzimi en lüzum, en kıymeti şu anda bana bu lazım, şu anda bu bu olması lazım değil de sıradan bir tanesini çekiyor. Yani erteleyemiyoruz diğerini. Yani bu evet doğru ama şimdi doğru değil. Bu Lüzumlu ama elzem değil. Şey yapamıyoruz, tasnif edemiyoruz. Bu daha mühim, bu ikinci derecede gibi. Bu daha mühim, bu daha mühim, bu birinci derece, bu ikinci derece. Koyarsak bizi anafor almaz. Yani seni gırdabını alamaz. Sağdan bir şey takılıyor, hiç de değmez yani. Hiç kendisine de lazım değil. Şu anda lazım değil yani. Takıldığı şey, biz birbirimize konuşuyoruz hem yani böyle. Evde de öyle aileler düşünsün. Biz kendimizde, herkes ailesinde yani şu anda bu lüzum değil yani. Gündeme getirmek, medar bahsetmek, onunla meşgul olmak, onu irdelemek yani. Devamlı onunla meşgul olmak. Ve sıraya koyduğun zaman bütün bütünsellik içinde, bütünlük içinde o belki de beşinci sırada yani. Olması lazım. Paldır küldür, hiç sırası <laughs> kişinin haleti, durumu, o andaki vaziyetin bakılmadan kendi dünyamızla sorgulamaktan da kaynaklanıyor. Yani kendi bir dünyamız var. Paldur küldür ortaya atıyor. Kendi aletim. Ama burası mı sayit mi ya? Böyle mi gidiyor yani? işte bir böyle mi? Takıntı aynı zamanda dine ait sorularına cevap bulamamasından da kaynaklanıyor. Cümle cümle yani bunlar. Dine ait sorularına cevap bulamam. Mesela diyelim ki vesvesede de takıldı. Tuvalette takıldı. Ne bileyim abdeste takıldı. Yani uykuda takıldı. Uyku takıldı. Takıldı da takıldı. Ya. E, niye? Onu çözememiş. Çözmüşse, doğru bilmişse onu yapabilecek iktidar yok. Mesela çocuğun bir tanesi geçenlerde tak, takıldığına bak. Geçmişi biliyoruz diyor. Tamam. Şu anı da biliyoruz. Geçmiş senelere, asırlara baktığımız zaman bir farklılık var mı? Detay da var. Esasat da yok. Doğru. Bundan sonra da 50 sene, 100 sene yaşasak buna aynı diyor. Burada diyor bu sistemin içinde ben nasıl hür olabiliyorum, olurum. Böyle bir gırdaba girmiş. Çok mu mühim? Merak edilecek bir şey mi yani? Yani nasıl mutlak hür olurum? Çok da ama meşgul olursan çok da basit ama meseleyi bilmesen ne kadar zor. Bak mazi, mazinin bu kadar seneleri, 50 sene, 100 sene. Yani yol asfalt değil ama yol var. Değilse de yaya yolu var gibi. Yani detay farklılık var ama esas hat aynı. Bundan sonra da aynı olacak diyor. Yani ben bu dışsal etkenlerin içinde ben nasıl hürri olacağım? Ya bir kere Allah'a küfredebilecek kadar hürsün. Onu inkar edebilecek kadar hürsün. Nasıl bir hürriyet istiyorsun? Şey yapmışlar Deniz Baykal'dı. Yani olay isim veriyorum ama o vaka yani girilirse YouTube'da gözüküyor. Vatan Caddesi açılırken o asfalt Menderes açıyormuş. Uçak mı indireceksin diyorlarmış. Onlar hep böyle yani. CHP hep, hep böyle uçak mı indireceksin diye dözerlerin önüne çıkmışlar. İşte bir de anlatıyor ya. Vatan Caddesi. Sonra bu lise talebesiymiş Deniz Baykan. Başvekil denilirdi başbakana. Gitmiş lise talebesi başvekil. Başbakanın yakasını tutmuş. talebelerin başı bu. CHP. Gençlik kollarının başı. Başvekilim, başvekilim şey yapıyor. Hürriyet istiyoruz, hürriyet istiyoruz. Menderes demiş ki gayet rahat. Korumalar hiçbir şey değil. Tamam. Demiş ki bir baş ve, baş vekilin yakasını sağlayacak kadar hürriyetim var. Başka nasıl bir şey istiyordun yani diyor. Ya şimdi çıkmamış bunlar yani köprülere yapım yapımlara karşı. Her türlü şeyi yapıyor kendileri. Ama bir bakıyorsun Müslüman da bir kusur gö görmeye dursun. O da kusur varsa tabii uyduruyor. Ben onlar onlar vazifesini yapıyor, ona kızmıyor. Yani bu demiş, bunu medyası demiş, Kur'an demiş sanki. Delili var mı? şahidi var mı? Gözüyle görmüşlerden şey yok. Her türlü melaneti yapıyor ya. Okullarında her türlü rezillikleri yapıyorlar yani. Bir fiil şey yok sorun, mesela. Önemli olan onların yargılama, kızma değil sitem benim. Müslüman bu kadar saftirik olmaması lazımdı diye. Yani. Evet, demek ki e, sorgulanmaktan bir de yani mühim koyamamış. Yani elzemle mühimi böyle sıraya koyamamış takıntı. Bir de şu sorgulanmaktan, yargılanmaktan, değersiz, atıl olduğunu inanmaktan da geliyor takıntı. Dikkat ederseniz hep hüküm cümleleri. Yani bir şeyi makale giriş, geliş, sonuç değil yani. Mesela diyelim ki şu cümle bir makalenin bir yazının köşe yazısının sonucu olmalı. Yani o kadar kıymetli bir cümle sorgulanmaktan, yargılanmaktan, değersiz, atıl olduğunu inanmaktan Takıntı ama bir cümle işte mesela yargılama dili değil sevgi dilini kullanmamaktan takıntı bir daha yargılama dili kullanıyor sevgi dilini kullanmıyor. öyle yani Bir şey söylediği zaman hüküm yani sanki böyle yani bir şey yaptığı zaman bu yaparken ve sonucu yapılmaması da ortaya çıkacak sonuçta kıyas edilememekten mesela ben bunu böyle yapıyorum mesela bir misal vereyim. Abdest alacak. Güya takma yapıyor. Oysa lavaboda takla atıyor. Haberi yok. Takma yapıyor. Bu arada namaz gitti. Yani cemaat gitti. E tamam da bunu evet hissin böyle ama aklın yok mu ya? Akıl hiç mayasını katmıyor musun? Bunun arkasına aklı koymuyor musun yani? Böyle mi demiş yani? Şöyle şöyle mi demiş yani? Cemaati kaçırdın. Bir bakıyorsun her tarafı ipistak gelmiş. Muvazene ve muhakeme eksikliğinden yani eline kantarı metreyi bulamamaktan. Metreyi gidiyor Var metre ama kantarı var farklı kullanıyor. Diyelim ki gidiyor sütü metreyle ölçüyor. O vezini başka yani tartıyla yapması gerekiyor. Gidiyor da kumaşı ne bileyim şeyle tartıyor yani litrelerle tartıyor. Lan onun işi de yani. Yargılama dilini kullanır. Sevgi dilini kullanmaz. Yargılama dilini kullanırsan e bu sefer doğru dahi söyle söylesen karşı taraf kabul etmez. İtham et çünkü hüküm hükümle karşısına çıkıyorsun. Yani onu düşünme fırsatı vermiyorsun ki. Takdir övgü onayla onaylamanın içinde analiz düşündürücü üslubu kullanmaz. Kullanmamaktan yani takdir yok övgü yok onaylamak yok içinde analiz edip düşündürücü bir şekilde yaklaşım yok. Bak böyle ama böyle olamaz mı? Bir sürü malzemelerle beraber analiz edip düşündürücü üslup kullanmamaktan, yeni sorunlarına yeni ve ufuk açıcı cevaplar verilememekten takıntı fikri, hissi takıntıdan bahsediyorum. Şu olan şey hemen altınıza şu gelebilir. Adam caddeden karşıya geçiyor. Kırıkhan'da vardı. Böyle yapıyor. Takıntı var. O da gözüne bakması lazım. Böyle bakarken birisi böyle yapsa olmaz. Bak sırrını anlatacağım. Bu çok önemli. Böyle yapıyor. O da böyle yapıyor. Pantolonu çıkarıyor caddede. O da çıkarıyor. Bu da bir O takıntı değil bu. O sebebi o takıntı değil. O e, erva habiseden ve cinlerden olur yapabilmesi için olabilmesi için illa gözüne bakması lazım. Gözden olur. Mesela Abdülkadir burada ya yapsın böyle tebeii olsa eli bile gözükse gücü yetmez. Yapmam ben. Ama gözü gözüme gelirse olur çünkü o zaman aktif olabiliyor. His o zaman aktif oluyor. His görsellerle çıkar. Ama fikir ise düşüncelerle, tasavvurla olur. O tür takıntılar daha görsellerle olur. Hiç kimse yapmasa pantolonu indirmez. Kim yapar onları? Ya cinnidir veya Erva habisisi vardır. Yani yoğunlaşmış, kontrolsüz duygu duyguları var uzatın. Erva habisi o. Seyrettiği filmlerden, videolardan geliyor. Mesela düşün şöyle. Bir oturuyor mesela saat 10'da, 12'de, 1'de kalkıyor. O videosinin, bu videosinin, bu kafa ne olur? Aşure kazanı gibi olur yani. E, hepsinin bir enerji potansiyeli var mı? Yani kapattığın zaman böyle filmi. Kafadan kapanıyor mu? O bir mutlaka yaptırıcılığı var yani. İçeriye girdi. E bir şekil var. Orada bir şekil gördüm filmde. Bir düşünceler var. E şimdi şekille hisler, fikirlerle düşüncelerin aktif olmadı mı? Bir daha videolar hem şekildir hem konuşmaktır fikirdir. Ya hisse bakıyor video ya direkt fikre bakıyor ve ikisine de bakıyor. E, şimdi... Onu seyrettik. Hayalimizi etkilemeyecek mi? Yani seyrettiğimiz video. Adam bir fikir beyan ediyor. batı. Ve i̇şte algı diyorsun. Öyle bir sunuyor ki sana. Batılı hak, hakkı batıl gösteriyor. Ondan sonra vekili fuzulisi oluyorsun. Öyle hissediyorsun, öyle düşünüyorsun. Onlardan oluyorsun otomatik. Nereden söyledim bunu? Kastamonu 25. Ee, mesela mesela Evde takıldı bir şeye ve takılmasının sebebi yargılama uslubu kullanıyoruz. Övgü, analik, analitik yapmak yani analiz yapmak, düşündürmek. Tamam öyle ama öyle de mı? Nispi ve itibari düşüncelerini aktif edememekten. Bu aslında en berbatı işte e, matap muhatap olduğu yoğun görsel ve işitsel videolardan kaynaklanıyor. Ne yapar içeriye? aşure kazanı gibi. Mesela aşurede ne var? Kuru fasulye var. Enerji sahil. Ceviz koymuş aşurede. Üzüm koymuş. Un koymuş. Koymuş da koymuş. Şimdi ben yeme yeme alakalı söyleyeyim. Türlü yapacaksın. Türlü. Hepsinin pişme derecesi farklı. Sen hepsini kazana koyarsan, öncelik sonralık yapmazsan bir tanesi pişmemiş olacak. Bir tanesi dağılmak seviyesine gelecek. O da pişsin dersen bu dağılıyor. Yani derecesine göre koyacaksın bak. Yemek yaparken bile Hangisi daha erken pişiyor, hangisi daha geç pişiyor. Ona göre yapıyorsun. Yani bu videolar adamları, insanları berbat etti ya. Niye mesela iyi olsun? Bana diyor ki, hocam diyor, bir tanesi yazmış. Kendisini diyor, falan e, kral zannediyor diyor. Kadın olsa onun karısı zannediyor. Öyle insanlarda da denk geldi. Miyen demişti. Kadın bir tanesi. Akıl hastanesi, şey, psikoloji bir hastanesinde staj yapmıştı. Kadın diyormuş ki, ben... Tabe tabe. Tanrı'nın eşiyim diyor. Yani ben Allah demiyorum. Ne yapmış? Peki bu nereden çıktı ya? Kardeşim öyle filmler fantastik mi diyorlar, bilmem ne, fantazi mi diyorlar. Böyle filmleri seyrede ede 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 sanala gire 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 kafasına hususi bir dünya oluştu. Hususi bir balon. Hususi bir dünya oluştu. Sanal ama bu. Bir de gerçek dünya var. Eğer bu galipse şizofreni oluyor. Galipse eğer bunlar eşitse senin ve benliği oluyor. Eğer bu galipse, bunu tamamen bırakmışsa cemiyetin dayatmalarına tabi oluyor. Sırf oymuş, medyaymış, paraymış, malmış, kariyermiş. Her şey paraymış. Her şey daire kazanmakmış. Bak ben o daireyi nasıl kaçır kaçırdım? İkide bir diyorlar yani. oysa o zamanlarda namazları kılmamış. Namazları kaçırdı. Onu söylemiyor mesela. Ben o namazları kaçır nasıl kaçırdım? Bir tanesini söyleyeyim. Bizdeki namaz. Dün yatsı namazı okundu değil mi? Kıldık. Dün yatsı namazının sünnetini kılmayan ezeli ve ebedi bir daha o yatsı namazının sünnetini kılamayacaktır. Ezeli ve ebedi. Abi bugünkü var. Bugünkü o. Dünkü gitti. E 450 bin liralık daireyi kaçırdın. Arsayı kaçırdın. Vahlanıyorsun. O zamanki sünnetleri kaçırdın. Kaza namazların duruyor. Kaza oruçların bitiyor. Ne zaman öleceğim belli değil. <laughs> Yani bu videolar duman etmiş ya. Yani takıntının çeşitliliklerinden bahsediyorum. Benim anladığım tabii böyledir demiyor maşa. Kendime yazdığım şeyleri sizinle de paylaşıyor. Patma oturup da böyle yazılan bir şeyler değil bunlar. Kitap okurken kitabımı okuyorum. Mesela bir tanesini söyleyeyim. İrade çalışıyorum biliyorsunuz hepiniz. Lan nereden geldi ya? Te tecrit. Tecrit var ya. Yani 142 ka sözlerde kabri 3 şekilde girilir diyor. Tecrit. Yani... Dıştanma, dışında kalma, atılı olma. Onun dışında kalma, seni almadı. Lan, ne, ne, alakası var ya dün akşam? Orada bir irade geçiyor. irade ve ihtiyarını kullanmakta. O vesileyle karşıma çıktı. Ve Nurcuların en çok sorduğu yer orası. Üç tarzda. Bir tanesi itikatı var. Ama sefat ve dalalete gidiyor. Buna hapsebedi. Ötekisi inkarcı üçüncü yol. Buna idam ebedi. Hapsebedi, idam ebedi. Bunun imanı yok. Bu itikadın itikadı var. Ama sefaat ve dalalette gidiyor. Ondan sonra abi baktım kalemim nasıl akıyor biliyor musun? Yukarıda. Kalem nasıl akıyor? Lak lak o. Afe subhanallah. Yani pek çözemediğimiz bir şey. Gayri ihtiyari çözüldü. Bence yani bugün. E peki ben kafamı bunları koydum. Ona çalışıyorum saat gece 10. E başka bir şey yapsaydın. Videolar seyretseydin. Onu bunu seyretseydin. Onlar gelecek ya. Bu dünya böyle. Kuralı böyle. Başka. Takdir, övgü, onayla onaylamanın içinde analiz, analiz düşündürücü uslubu kullanmalı, yeni sorularına yeni ve ufuk açıcı cevaplar verilmeli. İkide bir geç, geçmişteki bazı şeyleri temcit pilavı gibi önüne koymamalı işte. Çare değil yani. Değil, yeni yöntem bulmalı lazım. Müceddit olması lazım. Dünyada yaşamıyoruz hayatımıza dünyayı sokuyoruz. Yani dünyada biz yaşamıyoruz. Dünya bizde yaşıyor. Yeni bir dünya kurduk. Sanal bir dünya. Kafada böyle bir dünya oluşturmuşuz. Her şey bu. Gerçek dünyaya bazen gidip geliyoruz. Dünya yaşamıyoruz. Hiç kimse, inan bana şu dünyada hiç kimse dünya yaşamıyor. Herkes kendi dünyasını yaşıyor. Hususi dünyasını yaşıyor. Yani gerçek realitede yok ki. Olsa ne olur? Ya Allah aşkına ya bende mi şey var? Bak cenazeyi gittim. Ya eğer realitede nefs-ül emirde gerçek dünyada yaşasa bu olur mu ya? Lan mezar konuşuyor o etkilenmiyor da. Şimdi o realite nefs emir şekil ve sözel fi fi fiili hayatı konuşuyor. Adam bununla oynuyor. E ben şimdi diyeceğim ki ölüm var lan zaten var. Fiili var yani ölüm var diyeceğim arkadaşlar dahilerisi var mı? Var işte adam oraya bakıp etkilenmiyor ya. Niçin etkilenmiyor? Çünkü nefsül emirde yaşamıyor. Dünyada yaşamıyor. Kafasındaki dünyada yaşıyor. Dünyayı kafasında yaşıyor. Kafasını dünyada yaşatmıyor. Fırsat vermiyor. Olsaydı mezarı görürdü. O görüyor mu? La vallahi görmüyor. Bakıyor. Bakıyor görmüyor. Duyuyor işitmiyor. Giriyor kafaya hiç etkilenmez. Asrın şeyi ya. Bu Müslümanlara söylemiyorum. Hep böyle. Leşovic olmuş. Leşovic. Kafalar duman olmuş. Ya peki ne yapmış? Nasıl bu hale gelmiş? Bitmiş yani. Ya kardeşim bu şehri işgal etse ne olur? Senin gibi yaşıyor zaten. Seni gibi düşünüyor. Seni gibi giyiniyor. İşgal etseydi ne yapacaktın ki? Seni gibi düşünüyor. Senin gibi yiyor. Senin gibi doğruları var. Senin gibi evleniyor. Senin gibi hayat tarzı var. Ne yapacaksın ki gelip İngiliz gelip ne yapacak ki buraya? Acı bir şey ya. Takıntı niye? Şimdi kardeşim o düşünceler fikirlere takıntı tefekkür edememekten kısacası tefekkür edememekten aklı takıntılardan kurtarmanın yolu tefekkürdür. Kalbi ve seselerden kurtarmanın yolu Kur'an ve evrat okumaktır. Ela bi zikrillah hitetmeyni kulub. Kalpler zikretmeyi unutmayın olur. Eylem namazı da kılacaksın, tesbihatını yapacaksın. Yani nedir? Doğru yaşayacaksın. Kalbi vezi vesvese kalbi edir. Vehim akla atır. Vehim dima aittir, düşünseldir. Olmayanı var etmek demektir. Vehim olmayan düşünceyi var etmek. Vesvese ise var olan eyleme, var olan reali tevhücüm etmektir. İmanlıya imansızsın der. Var. Abdestliye abdestsizsin der. Var. Kıldığı namaz aldı, kılmadın der. Var. Ve sesi eylemseldir. Lümme-i şeytani kalbe atar. Vehim ise, pe vehim nasıl şey yapıyor? Düşünsel. Ve videolardan olacak, oluyor. Oluşuyor içeride. Ya kimse dünyayı yaşamıyor ya. Kafasındaki dünya yaşıyor ya. Ya ak akıl duruyor ya. Mezarın içinde iş yapıyor. Ya ben mi ya film için çıkarıyorum. Allah Allah. Ulan bunlara göstereceğim dedim. Dur cebimden çıkartayım. Ben de koptum cenazeden bu sefer. Ben bu adam bunu yaparken böyle çekip Alabilecek miyim ya bir göstereyim ya. Herhalde in... bunlar görmüyor galiba. Ben anlatıyorum zannediyorlar sanal ben çiziyorum. Hikaye anlatıyorum lan böyle. Şimdi bu sebeple kendimden korktum Dedim ulan ben de koptum lan bu sefer. Bir daha nerede bulacağım boş ver ne yaparsam Ben dedim mezarlığa. Ve or oradayım. Video çekmiş yani birileri. Bak oradayım. Suratını da açtım. Vesaire her yani şey. Niye? içine girdim yani. İçimden çıkmak için. İçimden çıkmak için içine girdim. Evet. Yeni sorularına mücedditlik lazım kardeşim. Her şeyde müceditliği Klasik hayat, klasik yaşantı, klasik cevaplar artık yeni sorulara eski cevaplar olmuyor. Ben bilmiyorum daha. Yeni sorularına yeni ve ufuk açıcı cevaplar verilmeli. Dünyada yaşamıyor, hayatımıza dünyayı sokmuş. Hayatımızda dünyayı yaşıyoruz. Ölümün uzanamadığı, varamadığı yer Allah Allah. Ölümün uzanamadığı, varamadığı, öldüremediği şey nedir? İmandır. Öldüremediği. Her şeyi koparıyor. Mesela ölüm geldiği düşüncelerini koparır. Ölüm geldi dünyadan koparır. Ölüm geldi fikirlerinden koparır. Yani bir farklılık verir. Öyle bir şey ki ölüm her şeyi her şeyi değiştiriyor geldiği zaman. Düşünceler değişiyor. Vefat ettim ben burada cesedim duruyor. Şimdi orada düşüncelerim yok oldu mu? Yok. Ama değişti. Bakıyorum etrafımda. Allah Allah. Ama değiştiremediği, elinin uzanamadığı ölümün tek şey imandır. Niçin dedim bunu? Ölüm imanı öldüremiyor. Bilakis ölüm imanı güçlü ve anlamlı kılıyor. Bizdeki adı VSS'se psikrati bölümlerde, psikolojide de OKB deniliyormuş. Aynı anlama geliyorlar. Peki, e, çaresi görmezden gelin, mücadele etmeyin. Yani çaresine sakın mücadele etme, görmezden gel. Çünkü o sistemdir. Sakın kaldırmaya kalkma, mücadele edersen o var olur. Evet, emniyet versen, şijal emniyet vermesen gider. Tanısan kaybolur, gider. Ha şimdi sistemle savaşıyor sistemle sistemiyle sistemi kaldırmaya çalışıyor yaban arılarına hücum ettikçe daha beter musallat olur sana öteki mi bilen zeki öteki mi bilen zeki kendini bilen akıllı ötekini bilene zeki dünyayı bilene zeki bedenini bilene zeki yani fakat kendini tanıyana bilene akıllı denilir ötekini yenen kuvvetli nefsini yenen güçlü hadiste geçiyor. Ötekine galip olan ihtiyar, kendine galip olan iradeli. Dünyayı elde eden hırslı, kendini elde eden varlıklı zengin. İrtifasını koruyabilen uçak muhakemeli ve muvazenelidir. İrtifasını kalkmak. Olur bir şekilde kalktın. Ama kalktın, havada gidiyorsun. Bir sürü türbülanslar var, rüzgarlar var. İrtifanı koruyacaksın yukarıda falan. İrtifasını koruyabilen uçak muhakemeli ve muvazeneli bedeniyle yaşayan ölür, imanına göre yaşayan ölmüşken bile yaşar. Tek tek cümle ne alakası var? Tek tek cümle böyle birbirini destekleyici bir cümle demedim ya. Bir makale değil bu. Ders çalışırken gelen cümleleri tek tek dizdim ya. Bedeniyle <laughs> yaşayan ölür, imanına göre yaşayan İmanına göre yaşayınca bedenli hazlara cevap vermiyor. Beden şunu yap bunu yap diyor. O zaman imanına göre yaşayan bir insan bedeni ölmüştür. Yani bedeni hazların peşinde değildir. Ama nefsine göre yaşayan ruhu ölmüştür. Ölümden korkmaz. Çünkü ruhu ölmüş. Ölümden ruhu diri olanlar korkar. Sefihler ölümden korkmaz. Ne alacak atılacağım diye Alacağım. Beni atın diyor. Sebebi ölmüş Olan ölümden korkar mı? Ölümden kim korkar? Diri olanlar korkar. Diri değil ki bitmiş o. Bedeni hazlarına gömülmüş. Bedene ruhunu gömmüş. Neden korku korkacak ki? Böyle tülü yani bir gelecek şeyi yok ki. Çünkü imansızlığın veya sefi ve dalalet, dalalet refersizlikten. Böyle yaşayan bir insanın gelecek kaygısı yok ki. Geçmiş elemi de yok. Anı yaşıyor. Hu <laughs> Niye korkacak? Çünkü zaten ölmüş. Evet iptaliz. Ölen ölmüştür zaten. Daha ölmeyecek ki. İptal işte. E kim korkar gelecek endişe kabili? Ruhu diri olanlar. Onlar korkar. Niye etkilenmiyor bu adam? Ölmüş zaten. Ölüden mi korkacak? Kendisi zaten ölmüş. Ölmüş. Ölümden korkmaz. Bedeniyle yaşayan ölür. İmanına göre yaşayan yani ruhunu bedene galip getirip ruhuna tabi olan bir beden zaten ölmüşken bile yaşar. Hariçte hırsıyla veya bel merkezli yaşayan bir insanın derdi tükenmez çünkü la rahat defi dünya dünyada rahat yok ki Meşgu, bir de takıntı meşgul, meşguliyetsizliklerden kalmaktan meşguliyetsizlikle meşguliyetsizler var ya onlar onlarla meşgul olma diyor eğer kendinden daha değerli bir şey hayatına gay yaparsan seni sana unutturur takıntın olmaz bak kendinden daha kıymetli bir şey Hayatına gaye yaparsan kendini daha değerli hayat anlamını bulur. Sıkıntılar basamak olur, seni sana unutturur. O konuda kendini yapılandırmaya çalışırsın. Yani bunlar da itici gibi oluyor. Şimdi meşgul etsiz mesela veya kadın evde, ona ne yapayım ya? Haberse ya, telefona bir video gideyim." Ya eğer sabah kalktığın zaman ciddi yapacak işi yoksa bu adam o gün azap çekecektir bir gayesi olması lazım. Bir hedefi olması lazım. Meşguliyetsizliklerle meşgul olma. Meşguliyetsizlik. Çoğu azda baki fanide. Bak çoğu azda baki fanide kolay zorda büyük küçükte yaşamayı ve de vefada ara. Çoğu azda ara. Çoğu azda Baki fani de, baki faniden geçer. Kolay zorda en kıymetli zor olanıdır diyor. Şu anlarda hatırladınız mı nasıldı o hadis miydi usta çok şey <laughs> Ahmezuha. Hayru umuru Ahmezuha. Yani hayırlı olan, kıymetli olan zor olanıdır. Ee, kolay zorda büyük küçükte de, bir de yani böyle bir şey yaşamak istiyorsan nasıl olacak? Vefalı ol. Vefasızdan hiçbir şey olmaz. Vefa insanlığını kaybedenlerde olur der bir alim. Vefasız insanlığını kaybetmiş. En büyük vefasızı söyleyeyim size. Garibinize gidecek yani. Garip garip olacak bak. Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anh demiş ki çok tuhaf. Benim sünnetime uyduğunuz gibi dört halifemin sünnetini duyunuz diyor Hazreti Peygamber Hazreti. Diyor ki Ahmediye'de okumuştum. Vali tay tayin etti. Valiye son nasihatini söylüyor. Yani çok şey duydunuz ama bir de böyle bakın. Dedi ki senden bir şey istiyorum demiş. Orada valilik nasıl yapacağını söylüyor. Bir bir şeyi istiyorum dedi. Namazı vakti vaktinde hakkıyla kılmanı istiyor. Başka bir şey istemiyorum. Yani Hazreti Ömer'in re'di alan şey valisi namazdan daha doğal nesi var ki adam safdi ki sordu. Ya Emir el Mümin'in. Sen bununla neyi kastettin? Zaten kılınıyor. Bak kardeşim dedi. Vaktinde namaz kılmayan, namazına en ciddi şey ihanet eden halkın da vaktinde işine girmez. Bir, bak namazın vaktinde kılmayan Allah'a karşı, Allah'a karşı en büyük. Sani davet ettiği saate, randevine, şimdiki tabirle gitmeyen adam dünya işlerindeki Müslümanların dertlerine de sözünde de durmaz. Namaz kılmayan Allah'a verdiği sözü tutmadığı için namaz kılmayanın söz tutmasını bekleme. Çünkü tu bi rabbikum kalu bela Allah'a söz vermiş ruhlar namaz kılmayan yaratılışın gerçeğine karşı sözünü tutmayan bir insan insanın insanın sözünü tutar mı? Vaktinde namaza durmayan Rabbi ile davetine vakti Rabbinin davetine vaktinde gitmeyene vaktinde gitmeyene senin davetine vaktine gider mi? Namazından çalana milletten çalmaz mı? Allah en büyük hakikati kendi hakikati. Kendisi kendisinden çalıyor. Düşün kendisi çalıyor. Namazından çalan halkından çalmaz mı? Vaktinde kılmayan vaktinde doğru iş yapar mı? Namazı kılmayan ahdını vefasını bozan insanlarla vefasını ahdını yapar mı? Biliyor musun? Nasıl anlamışlar? Mersim giymiş namaz. Koridormuş ya. Altı yol kavşağıymış. Ne taraf çıkmak istersen öyle çıkıyorsun. Burada dedi birkaç satır kaldı bitiriyorum. Çoğu azda görmek mi istiyorsun? Baki fani de mi göreceksin? Kolayı zorda, büyük küçükte yaparsan yaşarsan hakikaten rahat edersin. Küçük bir şeyle adam mutlu oluyor. Şimdi çocuklara tablet alıyorsun, bilgisayar alıyorsun, al da al. Kesinlikle memnun edemezsin. Mümkün değil ya. Ya bir kanaat yok, bir memnuniyetsizlik var ki gör görsen dursun ya. Bir memnuniyetsizlik var ki memnun edemiyorsun yani. Ne yaparsan yap, edemiyorsun. Çünkü niye? Vefa yok. Vefa, en büyük vefa kişinin kendisi nedir? Kendi fıtratına vefasızlık etmemesi lazım. Sonra ikinci vefasızlık Allah'adır. İnsanlı ilişkilerde vefa daha mı arayacaksın? Kendisine vefa yapmamış. Namazından çalmış insanlarda insanlara dürüst olacak. Allah'a verdiği randevide vaktinde gitmeyen insanların randevusuna mı gidecek? Kendi kendisinden çalmış namazdan çalmayacak mı? Çalmış namazdan çalmış zaten. Tıkır tıkır namaz kılıyor. Şimdi yapacağı işte şey. <laughs> Allah bizi affetsin. Na niye? Meccanen affetsin Allah olduğu için. İnsanların önünde durma hep seni görmektense arkalarında durarak sırtlarında hissetsinler seni. İkide bir durma öne. Yani böyle gözlerine takıntı yapma yani. Seni arkalarında görsünler ki arkası, sırtlarında güçlü bir şeyi hissetsin. Önde şey yapma, durma. Öfkeli olan savaşamaz. Düşmanını tanırsan savaşmazsın onlarla. Kim savaşır? Düşmanını tanımaya. Ne demek o? Düşmanını tanırsan zaaf noktasını bilirsin taktiği. diye duman edersin. Sık sık düşüncene gelen takıntılar ve bunlara verdiğimiz cevaplara ise kompülüs denilen deniliyormuş. Sık sık düşüncesine gelen takıntılar ve bunlara verdiğimiz cevaplara ise yaptığımız cevaplara deniyor. Buna karşı önlem alırsan onun pençesine düşmüş olursun. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır lakayt kalma. Çünkü o bir sistemdir. Kaldıramazsın onu. E ne yapacağız? Doğrudan şey atı eğitiliyor, seyis diyorlar. Köpeği eğit eğitmenler var. Duygu, düşüncelerini eğiteceksin o kadar. Mesela tuvalet takıntısı var. kardeş. gayet kolay takıntı değil ki. Nedir o? Bir elinde metre, bir elinde e, tartısı yok. Kantarı yok. E o zaman bu elinde kantar vereceksin kardeşim. Nereye vesvese ediyorsan cehaletten kaynaklanıyor. Git doğrusunu öyle. Ceylon'u davet eder. Bak bir şeyden kurtulmanın yolu, yani menfi, vehim ve vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Bütün piyasadaki videolarda kurtulmanın yolu şudur diyor. Bunu yaparsan onunla savaş diyor. Daha çok şiddetleniyor onun için 17 sene hala psikoloji kaplar içiyorsun. Çünkü savaştığın için. Savaşma. Bu muvaffak olanları dinlesene onlar nasıl muvaffak olmuş? En büyük böyle dertler, en büyük peygamber ve ondan sonra felemsal felemsal alimlere şunlara bunlar gelirken adam leş gibi yaşıyor. Onlar da şey oluyor. Bunlarda bunlar da niye olmuyor? Savaşmamış. Ne yapmış? Yönetmiş yönetmiş onları. Onlar bir dildir, beden dilidir. Onlar bizi bir tahariye dairdir, Teakuza sebeptir. Tehavunu defe, defeder, lakaytte de atar. Ciddiyete vesiledir. Bunları yapar. Eğitimdir. Eğitim yöntemidir o. O sana ilim aşkı verir. Nerede vesvesen var? Mesela namazı bozdu bozmadı. Abi takılıyorum dedi. O zaman sen namazı bozan bozmayan şeyi bilmiyorsun. Takıldım diyor. Niye namaz için çıktın dedim. Biz de kılıyorduk. Sen diyordum niye namazdan çıktın? Ya dedi kaşıldım dedi. E tamam e, bir kaşılma bozmaz ki dedim. Öyle mi ya dedi. Ben şimdiye kadar böyle bu robot gibi koca. olan dört vekattı namaza biz hiç kaşınmadan duramayız ya. Sen bir kere kaşınmış, x bir yerde geldin. Talebe. ya ben hiç kıpırdamayacaksın zannettim diyor. O zaman diyor, aya sağ ayağım da oynuyor bazen diyor. Gene bozu şey olmadı bir daha, olmadı bir daha. Ne oldu peki sonuç ne? Ya ben bunu kılamam hakkıyla. Çünkü hakkıyla namaz kılamayan yazlanışmasın diyor. Adam her şeyi bırakmış. Görüyor musun? Allah Allah. Savaşmaya, savaşmayacaksın. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamak. Takıntı temelinde vehim vardır takıntının temelinde behim vardır. Vehim. Düşünceler takıntı ve sese değil vehimler yapar. Bu da seninle alakalı olan ve olmayan tarafları vardır. Yani aslında seninle alakalı olan olmayanı sana bildirmek için var. Tahlil ettiriyor. Bak bu taraf seninle alakalı, bu taraf seninle alakalısız gidiyor diye. Ekseri sistemin iktizasından kendi acizliğimizi, hastalığımızı inandırılmışız. Yani şöyle. Mesela o şey bir adama denk gelmiştik geçen işte ağzıma da doladım. Ee, adam 2-3 defa hayatına noktalamak için ettiği halde bir şekilde siteye denk geliyor. de kurtuluyor. Arabasının arkasına da yazıyor yani böyle. Bu normal bir adam değil. Tuzla mı, Gebze'de o gemi yapım tersanesinde metalle alakalı bir mühendis. Şu anda devletin tersanesinde çalışan savaş gemilerinde çalışan bir adam. Zehir gibi bir adam. Sebebi neymiş biliyor musun hastalığını sebebi? Hastalığınız. Niye noktalamış? İçimden geçenler hep benim. Onlar hep ben üretmişim. Ben insan değilim. Böyle bir insan 200 düğüm, 500 düğüm hatta. Ben karakterisiniz. Ben insan değilim. Böyle insan olamaz. Hayatını noktalamaya çalışmış. Peki nasıl kurtulmuş? İçimdekiler hep benim değil. Benim değil. İnanmış. İçimdekiler hep benim değil. O kolay mı ya bu ustadın bu cümlesi? Ya arkadaşlar bizi sıradan geliyor ya. Denile denile denile. Bunu ders okuya okuya. Bendekiler benim değil. Hepsi benim değil. Ya nasıl inanacaksın ya? Benim kafamdakiler hep benim değil. Böyle bir şey olur mu ya? Benim değil. Değil. Ona inanmış. Benim değil yazmış öyle mi yazmıştı? Arabanın arkasına yazmış ha böyle. Lüks araba ha böyle. Kamyon yazısı değil bu. Benim değil. Hani ya babam sağ olsun yazıyorlar. Ya. Altını araba bir de önüne de koymuş. Benim değil. Dedim artık kaldır onu diye diye takıntı oldu. Adam bir tanesi kanser. Niye yemiyorsun? Kanserim. Niye içmiyorsun? Kanserim. Niye gitmiyorsun? Kanserim. Bunu devamlı canlı tutuyor bununla. Yiyemem çünkü. Giyemem çünkü. İçemem çünkü. Giremem çünkü. Bak, bunu kaldırmanın yolu bunu kaldır. Her şeyi yiyeceksin. Bırak gıda takıntısı. Ya sünnet uyuyacaksın. Sen hazır gıda ne yiyorsun? Mantığın var, aklım var ya. Rafta bir ay, beş ay, dört ay bir yoğurt nasıl durur? Bir paketli kek dermekler, şunlar bunlar nasıl duruyor aylarca? E tamam orada durdu. Vücuda soktum diyebilir misin ki? Ey kek orada uzun durabilirsin bu ilaçla. Ormanla. Ama vücuda girdin artık. Burada çözül. Burada da dilenecek. Hazır gıdalar yeme kardeşim. Ne işin var senin çiğ köfte şunla bunlar Kendin Kendi evinde yap ya. Niye o ne ettiği ne belli değil. Cenab-ı et mi yapmış ne yapmış belli değil ya. Ben gözümle gördüm anlatıyorum. Sümbül Efendi de 1983. Sen güleceksin. Urfalı. Şaka demiyor ha. Kızdı tabii. Ondan sonra havlu şurasında çık köfte yoğuruyor. Urfalı bir abi X. Aa. Ondan sonra atlet, erkek, her tarafı kıl. Ondan sonra ter de akıyor. Ya hepsi öyle yani. Ondan sonra dedim ki X abi ya o damla. O damla dedim. Ne olmuş yani dedi. Tersiz dedi bunun lezzeti mi olur? Ben şaka diyorsun zannettim. Tak tak gidiyor. Yapma ya. Tamam abi tamam. O gün bugün mümkün değil ya. Nasıl yiyeyim ya? Şaka demiyor ya. O attı gitti ya. Ter gitti yani. Yani bedihi bir şeylere de takıntı yok değil. Yani senin olup olmadıklarını takıntı da iş yapıyor. Senin alakalı mı değil? Sen, senin, mesela adam nasıl kurtuldu? Benim değil. Ya kafamdaki her şey benim değil ya. Buna inandın mı? Bitti. Ekseri sistemin iktizasından kendi acizliğimizi, hastalığımıza inandırılmışız. Takıntıların bizdeki adı vehim. Davranış bozukluklarının adı vesvese. Bitti cümle. Yani bir daha. Düşünce bozukluklarına vehim. Yani düşünce vehimlerin sonucuna takıntı, davranış bozukluklarımıza da vesvese. Vesvese davranışa davranışsaldır, eylemedir. Abdestli olana abdestsizsin der, imans, imanlı olana imansızsın der. Vehim ise düşünseldir. Takıntıların bizdeki adı vehim yani. Vehim olmayan düşünceyi var etmek. Yani o devamlı öyledir diye Buna da işte peki çözümüne Bunlar söyledin veya doğru veya e, isabet ettin veya etmedin çözümü şu abiler sıralıyorum. Behimin yani düşünce bozukluklarını istikamete koyup seni düşüncenin düşüncenin arkasına koyup düşünceni düşüncenin arkasına koyup düşünceyi yönlendirmenin yolu aklını hakim olmanın yolu tefekkürdür. Bu behim yani takıntı. Vesvese ise kalbe aittir. Doğru yaşamak, sünnet-i seni yaşamakla mümkündür. Çünkü kalbi, kalbi harekete getiren eylemlerdir. Zikirlerdir, evlatlardır, kıldığımız namazlar vesaire. Doğru yaşamak kalbi, doğru düşünmenin sonucu olan tefekkürle akla hakim olursun. Peki bunu nasıl yapacağız? Kolay tabii, hükmünü söyledim. Bir, benim anladıklarımı söylüyor sünnet Seniye tamam. Banyoda adaplarını bileceksin. Şimdi Risal Vesese Risalesini okuyup hala Vesese'den kurtulamamasının sebebi bilgidir. Bilgidir, ilim değildir. İlim onu tard eder. Çık dışarı çık, çık. Eylem. Çıkar mısın? Fikir. Ha, Vesese Risalesi niçin tesir etmiyor? Çünkü tertleri yoktur. Tertle bilgi okudun. Okudun. İman ve küfür ortası yok diyor. Tamam. Şimdi okudun. Sana girdi diye senin değil daha. Sana mal olmasının sebebi şeyi zemini terklerin kadardır. Yanlışları terk edeceksin. İlk önce la ilahe sonra illallah. Yani okuduklarımız bize aktif, bize hakim olmasını istiyorsak terklerimiz olacak. Bu bir. İki, Risale-i Nur'u ilgini çekti değil mi? Böyle Allah Allah defterine yaz. Sonra orayı yaz yani hepsini değil. İlgini çekti. Bak iman küfür ortası yok. İkisinin ortası ancak Hristiyanlarda olur diyor. Müslümanlıkta ya imandır ya küfürdür. Ha Allah Allah. Bunu yaz. Senin alemine düşen de yaz. Onun için sorarlar bize. Bize sorarlar yani. hepinize söylüyorum. Hangi yazıcılardan mısın, okuyuculardan mı? Vallahi bizim kadar yazan yoktur. Benim kadar 5-6 saat kim yazıyor? 8 saat hepsini yazıyor. Ömrüm yazmayla geçiyor. İle Latince mi, Türkçe mi? Yazıyorum kardeşim. Hristiyanı yazmak. Şöyle yazmak, böyle yazmak demedi ki yazmak. Ha ben yazıcıyım. Ben sen Benden fazla yazan yoktur. Baksana kardeşim. Kaçıncı defter ya bu? 29. 30 da bitmek üzere. Yazıyorum. Okuma deyince zaten yazmak için okumam gerekiyor. Ben de okuyorum. Ömrüm okumayla geçiyor. Hem yazıcıyım, hem okuyucuyum. Ne kaldı? E siyasetçi. Risalinde, ehveni şeride, ölçüleri de verip gönderen de benim. E, her şey benim ya. O zaman ben ne yazıcı? Hangi cemaatten yazıcı mı? Yazıcı da var bizde. Okuyucular mı? Oku da var. Nesin? Nurcuyum kardır. Ben nurcuyum kardır. Şimdi o zaman ee, şey yapalım abiler. Hulasa. Eğer terklerimiz olursa tefekkürümüz olur. Sünnet-i seniyeyi yaşarsak vesvesemize hakim oluruz. E bunları tam son, ne olacak? Bir e, Kur'an'dan seçilmiş ayetler var. Hizbul Kur'an. Onları okuyacağız. Hizbul Kur'an. Kur'an'dan seçilmiş. Bununla alakalı ayetlerdir. Sonra e, Risale-i Nur'u tefekkürü böyle bir tarzda yazarak okuyacağız. Haftada birkaç defa derse gideceğiz. Hepsinden de önemli haramdan yani la ilaheler olacak ki illallah olsun. Terkimiz olacak ki okuduklarımız bizi sirayet etsin. Sen şimdi saat 10'da Oturdun bilgisayarın karşısında veya televizyon. O video senin, bu video senin, bu program seni bugün. Ondan sonra kapattıktan sonra o yatamıyorum. Başım ağrıyor. Tansiyonum yükseldi. Kafam o vesvese düşünceler. Bana ne demek istedin? Anlamadım falan. Herhalde bunlar olacak ya. Bunlar sonuçlarıdır. Sonuçlara göre sebepler yapılmıyor. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız sonuçtan süreci takip edin. Bir insanı bu konuştu, niye konuştu, niye böyle hemen çıkan haberlere sahip çıktı? Sonuçtan sürece bakın. En güzel çözüm bu. Sonuca bakacaksın. Bu iş kimin işine yaradı? Bu fiil kimin işine yarıyor? Ha, bu fiili netice verecek şu videoların, şu haberleri bunlar çıkartmış. Kimin işine yarıyorsa. O zaman uzak Bu kadar kolay. Bu haberler kimin işine yarıyor? Diyeceksin. Bu magazin haberleri, şu bilmem ne işine yarıyor? Şunların. Heh, onlar çıkar. Uzak duracaksın ve selam. Var mı sorusu olan? Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.